Evet sevgili dostlar, 17 Nisan 2024, bugünün özel bir anlamı var. Nedir bugün anlamı? Bilmiyorum, bugün çok ama çok önemli. Böyle güzel bir müjde alacağız gibi hissediyorum. Yazmıyorum. Fenerbahçe Obed Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti. Biliyorsunuz 3'ü yakalayan dediğini elde etmiş oluyor. Fenerbahçe. Fenerbahçe basketbol tarihinde hem kadınlar hem erkeklerde Euroleague şampiyonluğuna ulaşan ilk ve tek kulüp olmuş. Orada Anadolu Efes elenmiş. Alamamış. Herhalde İtalyanlarla oynanan maçlar falan çıkarılmış. Fenerbahçe istemişlerdi ya. Şimdi 15 Nisan'da menisküs ameliyatı olan, geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı geçiren Jaden Osterwolde bireysel çalışmalara başladı. Ben bunu paylaştım. Ve Olympiakos maçı hazırlıklarına Fenerbahçe tam kadro başladı haberleri var. Arkadaşlar tam kadro değil. Mesela Luan Perez. Ben Luan Perez'i saymıyorum. Zaten lisansı hiç çıkmayan. Ama mesela Mert Hakan Yandaş salonda çalışmasını sürdürüyor. 16 Nisan itibariyle de durumunda bir kritiklik gerçekleşti. Onu da söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş sakatlığını büyük ölçüde atlattı arkadaşlar. Sivasspor maçında da daha önce size söylediğim üzere kadroda olacak. Hani ben diyordum ya işte Şimanski'nin olmadığı da zaman falan filan diye. Şimdi Sivas maçında kadroda olacak. Ama bizim şu an maçımız Olympiakos odaklanmış durumdayız. Ve Olympiakos maçında kadroya girme durumu var arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş Olympiakos maçında kadroya girebilir. Da söyleyeyim. Edin Dzeko 24, Batshuayi 22 gol. Fenerbahçe'nin tek sezonda en çok gol atan yabancı oyuncular listesine iki futbolcumuz da başarmış. Hem Dzeko hem Batshuayi. Ve aslında benim önümde bir liste var. Transfermarkt'ın verilerinden yola çıkarak hazır bir liste var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir sezonda toplam zaten 33 gol. Valencia rekor. Alex 28. Yine Alex başka bir sezonda 28. Bolic 26. Bolic 26. Hojdonk 25. Fernandao 25. Dzeko 24. Batshuayi 22 diyor. Hani Fenerbahçe'miz de stres olmasa biraz daha iyi adımlarla gitse eminim. Dzeko ve Batshuayi hani Alex'i yakalayabilir mi? Valla bir maç bir şans yaver gider, bir hat-trick yapar, ne bileyim bir şeyler olur. Alex'i geçebilir bile Edin Dzeko. Onu da söyleyeyim. Aklıma gelen bir şey de var da. Nereye yazdım? Sinan Engin diyor ki yemişim Konferans Ligi kupasını, ya benim için Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu daha önemli demiş. Süper Lig'de şampiyon olmayalım diye ittifaklar kuruluyor. Görüşmeler yapılıyor. Tabii ki ben de isterim. Mesela yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Fenerbahçe'ye nasıl diyeyim? Fenerbahçe'ye düşmanlık diyeyim. Fenerbahçe'ye büyük ayıp diyeyim. Arkadaşlar, benim Fenerbahçe'de en beğendiğim Livakovic bu haftaki Livakovic'ti. Haftanın kaleci adayları arasında almamışlar. Bilal Bayezid almış, Muslera'yı almış. Allah aşkına Galatasaray'da Muslera ne yapmış da neyin almış? Sonrasında işte Nikoliç Sivasspor diyor. Dominik Livakovic haftanın kalecisi listesine gelen tepkiler üzerine alınıyor. Düşünün, gelen tepkilerden sonra en iyi kaleci adayları arasına alıyor ve Muslera'yı çıkartıyor. Bak her alanda düşman. Ümit Özat Zafer Partisi'nde spordan sorumlu baş danışman. Şeyin Zafer Partisi'nin şu burada. Edin Dzeko ve Kurun için forma giydiği Bosna Hersek milli takımında teknik direktör Savo Milosevic ülkesini Euro 2024'e götüremediği için istifa etmiş. Vallahi bilmiyorum da biz de bu kafayla gidersek istifa için çok sıkıntılar yaşayacağız. Beşiktaş teknik direktör adayları arasında Sigol adayı Erol Bulut'u eklemiş. Tam Fenerbahçelileşme hareketleri içerisindeler. Ya bak şunu da söyleyeceğim. Mesela Rize maçında Karagümrük Krunic ilk 11'de oynuyor. Ya takım yenik durumda. Çok garip değil mi?
Ne zaman Kurnuç oyundan çıkıyor, Fenerbahçe maçı çeviriyor, 9 puan almışız. Ya abi bak, Kurnuç kötü futbol. Bu maçı var. Ancak Fenerbahçe'nin de bir sistemi var. Kurmuş olduğu bir sistem var. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim size. Eğer geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Kurnuç olsa Arao yerine felaket iş yapardı. Felaket iş yapardı. Arao öyle şey, bir böyle vur kaçlı bir libero değil. Felaket iş yapardı. Bak Crespo iş yapmadı. Ama bu sene Crespo olmalıydı. Ama Zayt ciddi manada düşüş. Zaten sezon maçı kampı yapmadığı düşüşte, hani Çağlar, Bekao, Ciku bir şekilde bunlar dönüşümde oynuyorlar, sırıtmıyorlar. Ama abi İsmail Kartal'ın özellikle ve özellikle içi ben aldırdım şeyinde modun çıkması lazım. Bak benim yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli olsun olmasın diyorlar ki hocam İsmail Kartal şımarık konuşuyor. Yani biraz böyle kendisinden insanları soğutmaya başladı. Uyarayım da. Yani gerisini bırakıyorum. İşte Livakovic'den, Livakovic'i konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk. Ayıbı konuştuk yani. Var ortada. Mert Hakan yandaşı. Ceko'yu, Batshuayi. Ahmet Ercanlar diyor ki Batshuayi geldiğinde kıyameti kopardınız, Beşiktaş'ın çöpünü mü aldık diye. Adam 2 senede 40 gol attı diyor. Ben geldiği zaman çok sevinmiştim. Bana dediler ki ya sen de amma şeymişsin, vasatizmciymişsin dediler. Arkadaş vasatizm. Bak bak şu iyi yetenek. Ha hocam çok gol kaçırıyor lan. Ben de uzun zaman sonra halı sahada oynadım. Dün ben de çok gol kaçırdım. Ama abi öyle de goller attım ki inanılmaz yani. Ya, halı saha yani bir ara verdik Ramazan'dan dolayı. Ya bunlar futbolcularda olabiliyor. Gol kaçırabilir. Evet, oyuncu gol kaçıracak ya. Her bulduğunu atsa zaten Fenerbahçe'de işi ne? Anlamıyor, Fenerbahçe'de işi ne? Ama hadi bunları da şey yapmak lazım. Vefa Küçük Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Hatta Ali Koç'a yakın çevreler Vefa Küçük. Aziz Yıldırım'a yakın çevrelerde Şekip Mostoğlu'nu destekleyecek konuşma. Sevgili Sevil Becan da aday. Hocam sen hangisini destekliyorsun? Ben Sevil Becan'ı destekliyorum. Ne ocu ne bucu değil. Yani Şekip abi de çok karakterli gibi bir adam. İyi bir insan. Bir hukuktur. Zamanında ben çok avukat olmak istiyorum. Kendisine de çok tanışmak istemişimdir ama inşallah Fenerbahçe için en iyisi hangisiyse. Şimdi ortada diyor mu? X'ler, Y'ciler var. O yüzden TFF Başkanlığı için ilk aday Servet Yardımcı oldu diyor. Tahir Kum. Valla Servet Yardımcı ismi var. Size isimleri diyeyim. Murat Sancak. Murat Sancak kendisi aday değil ama benim adayım Murat Sancak. Başka ya şu modası geçmiş. Geçmişinde malum şey olan şey istemiyorum. Fenerbahçe Olympiakos maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecekmişler. Christian Dingert da var olacakmış. Bakalım maç içinde fazla şeyim. Ülkemizdeki Yunanlıları tespit etme maçı bu. Maç. Gerçekten Yunan. 3 futbolcumuz Fenerbahçe'de, 3 oyuncumuz sarı kart ceza sınırında. Kim bu oyuncular? Ciku, Fred ve İrfan Can Kahveci. Ya Ciku neyse, eyvallah. Belki İrfan Can da neyse, belki o bir maçtına dengizlik iş yaparız ama Fred. Hocam Fred'in olmadığı maç Fenerbahçe orta sahası yani. Orada Fenerbahçe'de Ali Koç toplantıya Ahmet Ketenci ile birlikte katılmış. Hani hak mahrumiyeti oldu. İnce bir detay da vereyim de kafası çalışan insan anladı. Konyaspor U19 takımı U19 Elit A Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 hafta kala garantili yani. Semih Şentürk yönetiyor. Fenerbahçe U19 takımını maç öncesi alkışlamış. Ben böyle güzellikleri de paylaşmak istiyorum. Bu böyle güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Tadiç Perşembe akşamı Fenerbahçe formasına 50. maçına çıkıyorum.
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumu. Evet. Güzel bir haberi aldık çünkü. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu aldım. Ben önce habere verme diye. Bunu haberi paylaşana bakarım. Sağlam mı diye. Fenerbahçe Marcos Alonso niye gündemi? Marcos Alonso gelir mi? Oyuncu 30 yaşında. 3 yaşında 3 milyon euro piyasa değeri. Yazın bu çıkacak. Pek hani sezon 8 maça mı çıkmış? Sezon 8 maça çıkmış. 89 dakika. Hani beni yanlış anlamayın. Ben kötü ters bir şey de söylemek istemiyorum ama. Bu haber doğru değil arkadaşlar. Da hiçbir şekilde doğru değil. Hocam senin de Fenerbahçe'ye yakıştıramadığına doğru değil diyorsun. Fenerbahçe'ye yakıştıramadığına. Böyle bir şey yok çünkü sol bek adayımız başka. Lazio'dan sezon sonunda ayrılacağını duyuran Felipe Anderson Palmeiras yaşa transfer oldu. Bu iş kesin değil. Yani sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson. Sezon sonunda sözleşmesi. 32 maça çıkmış. Ligde 5 gol 6 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 1 asist. Süper Kupa'da 1 maça çıkmış. 1 asist yok. Kale Kupası'nda sağ kanat, forvet, sol kanat oynayabilen taraflı 3 yıllık konu var arkadaşlar. Yani kulübü kullan. 4 maç 3305 dakika 5 gol 7 asist. Beni yanlış anlamayın. Alın size kütür gereği gibi transfer. Alın size kütürü gereği gibi transfer. Başka isme bakmayın. Bana sorarsanız. Soracağınız. Gonçalo Francho. Arkadaşlar Gonçalo Francho için geçtiğimiz günlerde yine ben konuştum. Ama bugün başka bir şey söyleyeceğim. 2 milyon euroluk oyuncuyu bize 8 milyon euroya kitlemeye çalıştım. Yani. Daha önce de söyledim. Hani 8 milyon euroya veriyor bir de %80'ini veriyor. Yani kaça satarsan sat %20'si direkt adamlara gidecek. Bizden başka kulüplerle de görüşmüş sevgili Reşat diyor. Temsilcisi geçen hafta İstanbul'a geldi. 3 günden fazla İstanbul'da kaldı. Türkiye'de bazı takımlarla görüştü. Sonra Portekiz'e döndü. Bir şey yok diyor. Werder Bremen Naby Keita'nın kadro dışı kaldığını duyurmuş. Naby Keita'yı hatırlayın sezon başında. Liverpool'un oyuncusuydu. Yani ve Liverpool'un oyuncusu olan bu arkadaşımız aslında Fenerbahçe'nin de listesindeydi. Ancak Werder Bremen'e giden Keita, Naby Keita başka bir şey, değişik bir şey olmuş. Çocuk yani garip bir havalara bürünmüş, şeylerin girmiş. Yaşı 29 oldu, 1.72 boyundaki Gineli orta saha. 4 milyon euroya kadar düşürmüş piyasa değerini. Yıllık da sözleşmesi var. 5 maça çıkıyor. Sarı kart gördü. Seneni elde edememiş. Hani Leipzig, Liverpool, Salzburg takımlarda oynamış. Yani tam 1 milyon euro para harcatmış bonservisine. Çıkalım. Hani mesela bu tip oyuncular kumardır. Alıp değerlendirebilirsin. Değerlendirmeye edebilirsin. O seni değerlendirebilir. Sen onu değerlendirebilirsin. Yani kumardır arkadaşlar. Fenerbahçe böyle bir kumarı düşünebilir mi? Şampiyon olursa düşünebilir. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi Apoleti ile birlikte Tadic, Dzeko, Fred Apoleti'nin Şampiyonlar Ligi o zaman izleyelim. Değil mi? Mesela ben Fenerbahçe'den şunu çok isterim. Bir Fred daha alalım. Fenerbahçe bir Fred daha almalı. Dzeko Batshuayi 3. Forvet'in Türk olması okey. Eyvallah. Kırgamam bunu. İrfan Cengiz okey. Bir Tadiç daha almalı efendim. İki Tadiç'imiz bak. Bir Tadiç'im almamız lazım. Bir Fred almamız lazım iki. İsmail gitti gitmedi. Tartışmaların içinde değilim. Bir İsmail daha almamız lazım. Üç. Bir Şimanski daha almamız lazım. Dört. Bunun sonra da bak ben reçeteyi söylüyorum. Ferdi Osterwold'e müthiş. Ekao Ciku. Bunun için gidecek. Çağlar kiralık gidecek.
Serdar Aziz, Samet geri gelecek. Bir Bekao, bir Ciku daha almamız lazım. 6. Osayi Mert Müldür kalırsa devam eder. Livakovic şey neyse. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle 6 transferi. Bugün itibariyle. Önümüzdeki senenin şeyi. Yalnız bu 6 transferi yaparken kalite yukarıda olacak. Hatta ben bir tık daha öteye götürüyorum. Bekao'yu yedekleyecek oyuncu alman lazım. Aklıma gelmişken Erman Özgür adlı arkadaşımız. Yani çok aşırı bir futbol kültürüne sahip. Fenerbahçe düşmanlığından dolayı kendini rezil etmiş bir arkadaşımız. Diyor ki bulduğun oyuncuyu parlatmak ve bu oyuncuyu maksimuma çıkarmak bence kulüplerle alakalı. Yani evet alakalı. 2 sene önce Keçiören Gücü'nde oynayan oyuncuyu Galatasaray bu hale getirdi. Barış Alper'den bahsediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray'a nazaran bunu beceremiyor demiş. Futbol cahili olabilirsin. Muhtemelen beIN Sports'tan kovulduğunu anlatıyorsun. Cezalandırıldığını anlatıyorsun. Muhtemelen bunu bundan telafi etme peşindesin. Ben sana bir hatırlatmada bulunayım Erman Özgür. Mesela İsmail Yüksek Barcelona'dan geldi Fenerbahçe'ye. Sen gelmedi. Elif Elmas Benfica'dan geldi. Değil mi? Ferdi Kadıoğlu Real Madrid'den. Arda Güler Inter Miami'den. Osayi Samuel Manchester United'dan. Osterwolde Napoli'den geldi değil mi? Aferin sana Erman Özgür. Çok güzel kıvrak kıvrak konuşmuş. Tebrik ederim. Van Osterwolde Hollanda İtalya 2. liginden geldi. Osayi İngiltere 2. liginden geldi. Arda Güler Fenerbahçe altyapısından çıktı. Çok direkt A takımı alıp oynattı. Real Madrid'e sattı. Ferdi Kadıoğlu Hollanda 2. liginden geldi. Elif Elmas'ın geldiği takımın adını bilene tatminlik var. Öyle bir şey. İsmail Yüksek Gölcük Spor'dan geldi. Keçiören mi daha yüksek ligdeydi Gölcük Spor. Hani konuşurken Fenerbahçe'yi gömüyüm diye kendinizi gömüyorsunuz. Ya bana ne Luan Perez'den, bana ne Sivas Spor'dan. Bana ne Ahmet Ercanlar'dan, Sinan Engin'den, konferanstaki Ümit Özat, Zafer Partisi diyebilirsin. Lafım yok. Bunlar tercihtir. Konuşmak istersin istemezsin. Bunlar tercihtir. Ne bileyim hocam Sevil Becan'dan, Şekip Most, Allah'ın seversen bize ne? Sen bize Fenerbahçe, Servet Yardımcı, Murat Sancak, Ali Koç, Ahmet Ketenci niye konuşursun? Ama saçmalayamazsın. Fenerbahçe Başkanı Dursun Özbek deseniz size ne der insan? Hangi etiketi vururlar üstüne? Demek ki değilmiş. Burada da aynı etiketi vuruyor insan. Fenerbahçe düşmanlığı o kadar had safhada ki. Bugün bak İsmail Yüksek'e kaça satarsınız? 5'e satar mısınız? Verdiği 5'e satar mısınız? Arda Güler'i 10 milyon euroya alma imkanınız var. Alalım mı? Desem ne dersiniz? Elif Elmas'ı 10 milyon euroya alma ihtimalimiz var. Osayi'nin aynısından bir futbolcu buldum. 2 milyon euroya alacağız. Osterwolde'nin aynısından bir futbolcu daha buldum. 2 milyon euroya alacağız. Kabul müsünüz? İşte Fenerbahçe'nin uğraştığı bu arkadaş. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar sizden yüksek oranda beğeni istiyorum. Mümkünse güzel yorumlarınızı eksik et. Mümkünse bu videoyu sosyal medyaya paylaşın. Yani arkadaşlarınıza işinizi gösterin. İzleyelim arkadaşlar. İzleyelim. Ya anlam veremediğimiz bir enteresanlık var. Abone sayısı artıyor. İzlenme sayısına bakıyorum. Bir gün bakıyorum arkadaşlar 500 gösteriyor. 50 gösteriyor. Aradan 6 saat geçiyor. Bir bakıyorum 9000 gösteriyor. Ciddi söylüyorum ya. 1 milyonu geçen izlenmeye sahip videolarımız oluşmuş. Haberimiz yok. 100 bini 500 bini geçen videolar oluşmuş. Haberimiz yok. Yani kanal büyüyor. YouTube'un bize karşı kini de büyüyor herhalde. Ama şu var. Muhtemelen Galatasaraylılar spam diyordur video. Başka bir şey diyor. Bizler beğeni attıkça, spam diyenler çıkıp izledikçe, hani bakalım Mustafa Hoca da ne offside bulacağız bunu bir sonuna kadar dinleyelim dedikçe, bunlar videoyu sonuna kadar izledikçe, yayınlarını tekrar kendi kendilerine şikayetleri kaldıracaklar. Sonra YouTube diyecek ki demek ki bunlar spam. Neyse. Ben desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere.